Merhabalar herkese ben Emre Güleç ve kanalımızın birkaç gün önceki bir videosunda çok sevdiğim bir oyuncu olan Alexander Aleki'nin kaybettiği bir oyunu sizlerle paylaştık ve o videonun altında aslında sıkça şu yorumlardan okudum. Ben de bu yorumlara riayet ederek aslında bu videoyu çekmek istedim. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun 2010 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatı'nda oynanmış. Taraflarımız beyazlarda Rusya 4. takımının birinci masası Sanan Sugirov. Siyahlarda ise Norveç takımının birinci masası aynı zamanda dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. E4 ile başlamış Sugirov. C6 ile devam etmiş Carlsen. D4'ün devamında D5. Karakon açılışı görüyoruz Carlsen'den. Aslında o turnuva Carlsen oldukça kötü bir performans gösteriyor. Ve çok eleştiriliyordu. Ben de o oyunlardan bir tanesini aslında sizlerle paylaşmak istedim. d 5in devamında fil F5. At F3'ün devamında da E6 gelmiş. Kalsen beyaz filin çıktıktan sonra piyonlarını beyaza dizerek sağlam bir piyon yapısı oluşturdu. Aynı zamanda da gelişimde de sıkıntı yaşamayacak gibi gözüküyor şu anlık. Fil E2'nin devamında beyazlar da hafif faaliyetlerini geliştirip kısa rok atıp yoluna devam edecek. Fil B4 şah. At bd2 ile karşılık verdi beyazlar atını geliştirerek. At d7'nin devamında da kısa rok. Ok. İki tarafta şu an hafif faaliyetlerini geliştiriyor. Ve oyuna devam ediyorlar. Fil a5 kaçınılmaz siyahlar tarafından. At b3 hemen a5'teki file bir baskı var. Ve fil c7. Aslında burada f8'deki filini muhtemelen bir ev araştırması ya da ev çalışması dolayısıyla b4, a5 ve c7 manevrasında bulundurdu. Kalsen aslında burada E5'e bir baskı yapmaya çalışıyor. Hem atıyla hem filiyle bir baskısı var şu anda. At E1 ile devam etmiş burada Sugirov. Ve aslında istediği hamle buradaki e, fil ve vezir çiftinin yolunu açmak. Bir taraftan da tabii ki şah kanadındaki piyonları sürerek bir şah kanadı hata ilerletmek istiyor. F6 kalsense planına devam edip e 5 D4 piyon yapısını kırmaya çalışıyor. Şu anda fil H5. Şah. Tabi bunu Karsen görmedi mi? Elbet gördü ama şöyle bir varyant incelemek istiyorum. Karsen burada G6 oynamış. Fil G6 oynasaydı ne olurdu diye bir şey incelemek istiyorum. F4. E5 piyonu savunmaya devam ediyor beyazlar. Ve konumu oldukça rahat. Dikkatinizi çekmiştir. A6 gibi bir şey oynatıyorum siyahlara. Beyazların ne istediğini göstermek için. A6'nın devamında da Vezir G4 ile aslında hem G6 baskısı hem de E6 baskısından kaynaklı siyahların biraz sıkıntıda olduğu beyazlarınsa rahat bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden flash 5'e fil G6 gibi bir hamle yerine önce G6 oynuyor Kalsen. G6'ya hemen file 2 dönülüyor. Sebep de açık. Artık G4 ile buradaki sıkışmış fili düşürmek istiyor Sugirov. Hemen G5 geliyor. Filin için G6 karesi açılıyor. Şimdi fil D3. Fil d 3ten bu filleri kırışmak istiyor veya filini bu çaprazda değerlendirmek istiyor diyebilirim. Fil G6 kaçılmış. Tabii Carlsen'in piyon yapısı asla istediği gibi değil şu anda. F6 G5'in devamında E6 piyonundan mutlu olduğunu hiç zannetmiyorum. Ve E5 D4 yapısını da kıramadığı için şu ana kadar o planını oturtamadığı için şu an beyazların daha rahat olduğunu söylemeliyim. Onun da tabi E1'de bir atı var. Biraz geliştirmesi için taşlarının zamana ihtiyacı var beyazlarında. E çarpı F6 geliyor şimdi. Ve vezir F6'nın devamında vezir G4. Direkt Sugirov G5 piyonuna bastı. Aynı zamanda E6 baskısında şöyle göstermiş olayım. H6 G5 piyonu tutuluyor. Ve F4. F4 gerçekten hem göze hoş gelen hem de kuvvetli bir hamle. Neden? Şimdi G5'e bir baskı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Kale hattının da açılma tehlikesi var artık ve Kuvvetli bir hat f hattı Siyahlar için tehlikeli beyazlar için de kuvvetli bir hat Aynı zamanda da Şöyle bir şey göstereyim Hem filin çaprazı Hem de Vezirin baktığı g6 karesine de dikkat etmek lazım Karsen buradaki Taktik temalardan tabii ki çekiniyor ve biraz tehlikede olduğunun farkında taşların da uyumsuz olduğunun farkında Fil çarpı d3 at çarpı d3 ile Önce o filleri kırışmak istiyor, ardından uzun rokunu atıyor. Şimdi burası biraz kritik. Neden? Karsen aslında yavaş yavaş ters kanadı rokunu attıktan sonra bir şah kanadı hata gerçekleştirebilir buradan ama rakibinin veziri burada G5 baskısını biraz önce göstermiştik. Bunlardan kaynaklı olarak şu anda tam olarak istediğini yapamayabilir Karsen. Peki bakalım F çarpı G5 niye alınamıyor? Ona bakmak istiyorum. Burada başka bir şey oynamış. Sugirov. F çarpı G5 alsaymış ne olurmuş? Çünkü alabiliyor. 3 taşla basıyorum oraya. Hem piyonla alabiliyordum. Tabi vezir istendi. Doğal olarak G5 karesi piyonu alınamıyor. Ama fil çarpı H2 gibi bir hamle var. Yani bu kale aslında veziri istemiyor. Vezir kaleyi istiyor. Şah 1 ya da Şah 2 arasında aslında fark var. Şah 1'e vezir F1 şah gelecek. Öyle h2'yi almak durumunda kalacağız. Doğal olarak şah h2 direkt almak mantıklı. Ve vezir f1'in devamında f çarpı g1'in f çarpı g5'in alınamadığını söylemeliyim. Peki uzun roka ne yapmış? Sugirov fil d2. Fil d2'nin amacı da aslında biraz önceki fil h2 fikirlerini engellemek. Yani kalelerin bağlantısını sağlamak. Aynı zamanda da bir, bir değişik de kale A, E, 1 oynayabilmek. Sonuçta kalesini istediği yere aktarabiliyor. Ya da buradaki piyonları sürerek bu kaleyi A hattında kullanabilmek. Böyle amaçlar olabilir. Siyahlar artık kale bağlantısından kaynaklı olarak biraz önceki varyantın gerçekleşmediğinin farkında ve vezir G6 oynuyor. Şimdi F çarpı G5'in devamında. At G, F, 6. Burada karsan aleti boşa koyuyor gibi gözüküyor. Ama alınamıyor çünkü... Arkadaki vezir boşta kalıyor. Sugirov'un farklı bir planı var. Kale çarpı F6. Şimdi kale çarpı F6'ya tabii ki at çarpı F6 alınabiliyor. Bakalım at çarpı F6'nın devamında ne oluyor? Vezir E6 şah ve F6'daki aleti aslında bir şekilde geri alıyor. Kaleye iki alet bir konum ve baktığımız zaman H sütunu açık değil. Bu kale iş yapmıyor. D sütunu açık değil. Bu kale iş yapmıyor. Ve beyazın bire, bir sonraki hamleleri de aslında at E5, at C5. Fili de istediği yerlere gidebiliyor. Kalesini E hattında ya da F hattında değerlendirebiliyor. Beyaz için çok çok rahat, çok çok üstün bir konum kalıyordu. Peki kale çarpı F6'ya at çarpı F6 oynamamış Karsan. Ne oynamış? Fil çarpı H2 ara hamlesini oynamış. Peki burada ne var? Şah çarpı h2 alabilir beyazlar. Ama h çarpı g5'lere izin vermek istemiyor. Çünkü h sütunu açılacak ve oradan aslında çok da sağlam olmayan bir atak ama bu rakibine şans vermek oluyor biraz daha. Sonuçta h sütununu açtığınız zaman rakibinin biraz daha pratik şansları artacak beyazların ve hiç bu topa girmeden şah h1 oynuyor. Şimdi at çarpı f6 Ver, verdiği aleti kale olarak geri aldı aslında. Ama şu anda fili boşta. Vezir çarpı e6. Hem fil isteniyor hem at isteniyor aslında. Şu anda şah b8'in devamında. G çarpı f6 ve karsen fil c7 dönüyor. Konuma baktığımız zaman kaleye iki alet bir konum. Fakat beyazların çok çok üstün olduğunu söylemeliyiz. Neden üstün? Çünkü siyah taşların koordinesiz olduğunu söylemek çok mümkün. Biraz önce bahsettiğimiz kalelerin iş yapmaması hala devam ediyor. F6'da kuvvetli olabilecek bir piyon var ve atların yerleşebileceği E5 ve C5 gibi güzel kareler var. Bunun haricinde ee, siyah filin tabii ki H2'ye baktığını ve bu çaprazda değerlendirebileceğini söyleyebiliriz ama diğer taşlar hiç yardımcı olmadığı için şu anda siyahın pratik bir hücum şansı da yok. Devamında tabii ki beyazlar at e5'ini oynamış. Hem filin bu çapraza bakmasını engellemiş hem de at e5 e sonra artık fil çarpı e5, d çarpı e5 gibi bir şey de tabii ki istemiyor burada. iki tane bağlı geçerli e, merkez piyonları gibi sürülmesini üstüne istemiyor sen Ve kendinden tekrar beklenmedik bir hamle olan vezir çarpı c2 oynuyor. Yani burada f6'da bir piyon var. Vezir e6'da Tamam şahınız güvende olabilir ama C2'deki piyonun peşinde koşmak çok da mantıklı gelmiyor. Sanki biraz daha savunmanızı pekiştirseniz kalelerinizde en azından daha işlevli yerlere gelseniz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ki Sugirov da burada F7 ile diyor ki vezire çıkıyorum haberin olsun. Karsen kale haç F8 oynuyor ve orayı biraz daha sağlamlaştıran bir hamle yapıyor. Fakat Fil B4'ün devamında Carlsen oyunu terk ediyor. Neden terk ettiğine şöyle bir bakacak olursak aslında Vezir C2 çok sebep olmuş gibi gözüküyor ama Sugirov'un e, hem taktik olarak hem de stratejik olarak çok güzel oynadığını söylemeliyiz. Bir kere F8'deki kale isteniyor. Ne yapmak lazım? Kale A8 gibi bir şey kaçalım. E7 ve G, E8 ve G8'de de piyon tuttuğu için kalenin kaçabileceği mantıklı bir yer yok. Fakat At G6. Tekrar kale isteniyor. Piyonun vezire çıkacağı F8 karesi de korunuyor. Artık tamam sen kaleyi al, ben piyonun vezire çıkmasını engelleyeyim bari diyor. Karlsen diyebiliyor daha doğrusu. Bunlar tabi hem beyaz için e, doğru hamleler hem de siyah için en doğru doğru hamleleri yapmaya çalışıyorum. Vezir H4 şah. Şimdi olası bir atakta vezir H2'ler, fil H2'ler acaba burada <laughs> özür dilerim en azından berabere şansları olabilir mi siyahların? Vezir H3. Tabi böyle konumlarda şans gibi gözükse de sizin taşlarınız o kadar iyi yerlerde ki yani E6'daki vezir hem F7 piyonunu tutuyor hem E7 karesini sizin için bir ileri üst yapıyor. Yani atın E5'te ya da C5'te olduğunu düşünürseniz at E7 tehditlerini e, olmasını sağlıyor. Aynı zamanda da işte H sütunuz açık. H3'ten e, siyahın atak şanslarını bitiriyor vezir f4 tekrar vezire çıkması engelleniyor yapıyor onun gibi düşünebiliriz. Ta ama beyazlar vezir çıktığı anda kale çarpı f8, fil çarpı f8, vezir çarpı f8 devamında at g6 ve aslında forseye yakın bir varyant bu. Yani muhtemelen oyun devam etse bu hamleler oynanacaktı. Bu yüzden Karsen zaten 25. hamlede oyunu terk ediyor. Şu anda konuma baktığımız zaman 31. hamlede bir kale bir alet geride kalmış oluyordu. Kalsen ben gene Kalsen'in terk ettiği konumda videoyu bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz daha fazla video çekmemde beni heveslendirmiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.